Çorbası, ezogelin çorbası. Zaten bütün hafta yani mercimek, mercimek, mercimek dediğinden hissetmiştim. Ya mercimek çorba yapacak yoksa da ezogelin öyle bir şey yapacağını tahmin etmiştim. Bizim yaptık çorbalarımız hepsini beğenmedi. Ama kendisinin yaptık çorba da fiyaskoydu. Ara sıcağı içli köfte. İçli köfteyi ilk defa yedim. Çok beğendim. Ekranlarda ben seyrediyordum. Hatta internete yapılışına da baktım ama hiç denemedim. Ama eve gidince mutlaka deneyeceğim. Çok beğendim. Ellerine sağlık. Salatası yavurdağ salatasıydı. Sosu azdı. İçerisinde salata yoktu. Salatalık yoktu. Öyle yapılmadığını savundu ama ben için de bekliyordum. Sosu fazla yoktu. Masaya bir sos getirseydi, ben ekleseydim daha çok sevebilirdim. Salatasını da beğenmedim. Ana yemek âlâ nazik. Çok âlâydı. Bayağı âlâydı. Sarımsakları buram buram kokuyordu. Ben zaten sarımsak sevmiyorum. Etleri de kurumuştu. Sosu da çok azdı. Onu da beğenmedim. Tatlısı künefeydi. Bize çok güzel bir şov eşliğinde sundu. Zaten kendisinden bekliyordum. Şerbetini masada döktü. Ama tam çekmedi o şerbet. Keşke daha önceden dökebilirdi. Bilmiyorum, o zaman da soğuk olur diyecektik ama yine soğuktu. Peyniri sünmüyordu soğuk olduğu için. Beklediğim bir künefeyi kendisinden göremedim. Altı pişmemiş, üstü biraz yanmış, onları fıstıklarla kamufle etmişti. Tatlısını da beğenemedim. Tatlısı önümüzde servis yapması çok hoşuma gitti. Şov yapması çok hoşuma gitti. Fakat kuru olmuştu tatlısı. Ama şekeri onların abarttığı kadar da şekeri boğazımı yakmadı yani. Halime Hanım kendi şekeri boğazımızı yaktı diye ona da bir kusur bulayım dedi herhalde. Hiç bile yakmadı. Çok kıvamı falan çok güzeldi. Şeyini az koydu galiba. Kadayıfını az koydu. Onun için biraz kuru. Biraz daha bol koysaymış. Şerbetini de biraz bol yapsaydı. Gene 5 dakikanın içinde sunulan bir tatlı gene kuru olurdu. Çünkü bir 20-25 dakika bir beklemesi lazım ki böyle ısına ısına şerbet içine çeksin. Bir erkek olarak tebrik ediyorum Cuma Bey'i. Cuma Bey masada yok gibiydi. Böyle yani... Yorum yaptık ama çok savunmadı gibi, bir içli köfteme laf ettirmem dedi. Onu da zaten hakkını verdik yani, beğendiğimi ben beğendim diye söyledim. Aşırı yemeklerini savundu mu? Çok savunmadı bence. Hani sofrada var yok arası bir şeydi yani. Cuma Bey eleştirilere çok güzel yanıt verdi. Çok misafirperverdi. Onlar istediler ki hani bir kötü cümle biraz kullansın, kışkırtmaya çalıştılar ki puanımızı az verelim, biraz daha kışkırtalım peşindelerdi. Onların oynadığı oyunu ben bozacağım. Sofra düzenini hiç beğenmedim. Bir de yani bu son gün, final günün sofrası. Ben daha güzel bir sofra bekliyordum. Bana çatal bile koymamıştı. Gülünü, çiçeğini de beğenmedim. Bugün benim günümdü. Misafirlerimi çok güzel karşıladım. Çok iyi bir günümüz geçti. Masada da bayağı iyiydik. Herkes istediği yorumu yaptı. Kimsenin üstüne fazla yüklenmedim. Güzel bir final oldu bence. Yemekler güzeldi, et güzeldi. Bir tek çorbamda biraz katılık vardı. O da katılaştı çorba ister istemez. Bir tek çorbam hariç gerisi güzeldi. Sonia Hanım bugün fazla yorum yaptı. Normalde hiç konuşmazdı. Sonradan açıldı o da. Günü geçti, sonradan açıldı o da. O da bana denk geldi. Hem de finale denk geldi. Hani bayağı konuştu. Hiçbir şeyi beğenmedi. Hatta hepimizin beğendiği içli köfteyi bile beğenmedi. Sonia Hanım bütün bunları bilerek yaptı. Az puan vermek için. Bu hafta bence Canan Hanım biraz adaletsiz olmuş olabilir. Hele bugünkü puanlamada daha da adaletsiz davranabilir. Neden derseniz sanki Sonia Hanım'la bana kurulmuş gibi sadece Cuma Bey'in yemeklerini çok güzel oldu, çok güzel oldu diye sürekli savundu. Avukatlığını yaptı. Bana ve Sonia Hanım'a bayağı bir böyle atarlandı, bağırmaya başladı falan, eli ayağı titredi. Yani belki puanlarda hani bugün sırf biz almayalım diye Cuma Bey'e yüksek puan verebilir. Bunu düşünüyorum açıkçası. Bu hafta Cuma Bey hariç üçü de şov yapmaya gelmiş. Bahanelerin arkasına saklanıp çünkü puanlarını düşük verecekler. Bahane arıyorlar. Sonia Hanım ve Halime Hanım bayağı bir kıskandılar Cuma Bey'i. Çünkü menüsü basit değildi menüleri. Orta güzeldi ama emeğe çoktu. Birisi kek yaptı, birisi puding yaptı. Öbürü de ayvayı koydu önümüze. Yani bu hafta bir künefeyle baklava bence bir numara. Ben bu hafta birkaç kişinin adaletsiz olduğunu düşünüyorum. İlk Canan Hanım'ın adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Sonradan da
biraz Halime Hanım diye düşünüyorum. Canan çok gereksiz yorumlar yaptı. Cuma Bey'in avukatlığını yaptı. Cuma Bey istemese bile onunla şey yapmak istedi. Sürekli kendini öne attı, öne attı. Yani boş boşuna bir şeyler yaptı kendi kafasıca. Benim tahminim Sonya Hanım ve Halime Hanım bugün benim menüyü gördükten sonra benim menümü çok kıskandılar. Belki birinci olmamı tahmin ettiler. O yüzden üstüme fazla geldiler ikisi. En zor menü bence kendi menümdü. Su böreği açmak kolay bir şey değildi. Tatlım zaten yani şerbetli bir tatlıydı. Onu da elimde hamurunu açtım. Çorbam deseniz iki taraftaki düdüklüyle pişirdim içindekileri. Yoğurt çorbasıydı, kestirmemeye çalıştım. Bence kendi menüm, yani diğerleriyle kıyaslamıyorum bile, en zoru benim menümdü. Cuma Bey'in menüsü Sonya Hanım'ın menüsünden çok daha zordu, kıyaslayamıyorum bile. Sonya Hanım birinciliği hak etmiyor çünkü yemeklerin içinden sadece iki çeşidini beğendim. Gerisi offside'tı. Sonya Hanım o yüzden birinciliği hak etmiyor. Birinci olursa üzüleceğim kişi Sevda Hanım. Çünkü Sevda Hanım'ın yemekleri çok basit, çok kolay yemeklerdi. Yani çok kısa sürede yapacağı yemeklerdi. İçerisinde el emeği yoktu. Bizim gibi yani herhangi bir börek, baklava bir şeyler açmadı. O birinci olursa gerçekten üzüleceğim. Ben birinci olmazsam kimsenin birinci olmasını istemiyorum. Çünkü benim menüm en zoruydu. Benim hep her şeyimi güzel yaptığımı düşünüyorum. Ben bu hafta en çok Canan Hanım'a sinir oldum. Çünkü hiç kimsenin yorumunu takmayarak kendi bildiğini okudu. Yani onun için iyiyse iyi olmak zorundaydı. Masada hepimizi bastırmaya çalıştı, öne çıkmaya çalıştı, kendini göstermeye çalıştı. Bu hafta en çok Sonya Hanım'a sinir oldum. Sinirlik de değil yani, bir espriyi bile yerinde yaparsan güzeldir. Abartarak yapılmasından yana değilim. Sonya buraya şov yapmaya gelmiş. Büyüğün var senin yani, yapamazsın bu espriyi. Aynı yaş olsak, arkadaş olsak ben onu anlayışla karşılardım. Yaptığı saygısız, eleştiriyi bile yaparken ağız damak tadı diye bir şey yok Sonya'da. Canan Hanım'a sinir oldum. Çünkü her şeye atlıyor, sinirleniyor. Çok kaba davranıyor masada. Kendi günü güzel geçmediği için hırsını bizden çıkarmaya çalıştı. Halime'ye verdiğim puandan pişmanım çünkü beni bu kadar eleştireceğini zannetmiyordum. Keşke o verdiğim puanı vermeseydim. Cuma Bey tüm hafta kebapçıyım dedi. İşte ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım diye övündü. Çok hani beklentiyi yükseltti. Ben ondan çok güzel bir kebap bekliyordum. Hem de mangalın üstünde, kömürde falan bekliyordum. O yüzden beklediğimi bulamadım. Kendini çok fazla yüksekten gösterdi bize ama evine geldiğimizde fos çıktı biraz. Bu haftaya verdiğim puandan pişmanlık bir kişiye ediyorum. Canan Hanım'a daha az puan vermem gerekiyordu. Ona verdiğim puana pişmanım. Çünkü hak etmiyor. Ben ilk günün acizliğine uğradım. Yani ilk gün bayağı bir stresliydim. Onun için geldim. Yani sofrası da o kadar değildi. Kırmak istemedim, üzmek istemedim. Yani o puanı hiç hak etmiyordu. Birinciliği hak etmeyen kişi Canan Hanım olur diye düşünüyorum. Yemekleri çok lezzetsizdi ve beceremedi. Ben Cuma Bey'in bugün sadece ara sıcağını beğendiğim için, bir de sofrasını yetiştirdiği için puanım 3. Ben bugün Cuma Bey'in misafirperverliğini, masa düzenini ve tatlısını beğendim. O yüzden puanım 5. Ben bugün Cuma Bey'in evinde ara sıcağını beğendim, ana yemeğini mükemmel beğendim, tatlısını biraz beğendiğim için 6. Ben bugün Cuma Bey'in içli köftesini gerçekten beğendiğim için kendisine puanım 3. Valla çorbası hariç her şey çok güzeldi. İçli köfte çok başarılıydı. Ali Nazik başarılıydı. Künefeyi de beğendim. Her şey güzeldi. Bir tek çorba başarısızdı. Salatası da güzeldi. Bakalım bu haftanın kazananı kim oldu? Cuma Bey Canan Hanım'dan 6, Sevda Hanım'dan 5, Halime Hanım'dan 3 ve Sonya Hanım'dan 3 puan alarak toplamda 17 puana ulaşıyor. Haftanın birincisi kim olacak? Birazdan hep birlikte öğreneceğiz.